Sen anlat Karadeniz. Ne yaptın sen Nazara? Ne yaptın kızım? Ya bana niye kızarsın? Ben mi kaçırdım? Ben kaçırılanım. Bak bak bak, bir de böyle işveli işveli söylüyor. Sen babana söz vermedin mi Nazar bu iş bitti diye? Öyle söz verince olayım mı? Of Allah'ım of ya. Tam diyorum ki bir şeyler düzeliyor. En azından bir selamımız sabahımız olur diyorum. Hop döneriz başa. Nazar sen babanı kalelilerle yine kanlı bıçaklı mı edeceksin ha? Baban burada olsaydı ne olurdu? Murat morgda, baban nezarethane, biz de karakolun önündeydik. İşim çatlıyor ya. Mümercan kalk, bana bir ağrı kesici mi getireceksin? Ne getireceksen getir. Kafam çatlay. Sırıtma. Başım kopay. Sen de kalk gözümün önünden. Hadi bakayım odana. Zıbar iyi misin? Ne yapıyorsun yap. Baban gelmeden. Ne de benim günahım ya. Ne de benim bu günahım ya. Ne günah işledim ya. Nazar! Allah'ım yine geldi bu. Nazar! 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 Al şu sevdanı. Kızım geçin siz içeri. İçeri geçin. 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 Nazar. Al şu sevdamı sen de dursun Nazar. Oy Nazar oy. Nazar! Aşkım, canım, huzurum. Bugün o kadar güzel şeyler oldu ki. Umarım bir gün sana uzun uzun anlatırım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ben şimdi tüm zorluğa rağmen yaşadığımı hissediyorum. Tek eksiğim sensin. O da olacak bir gün. Eminim. İnsan küçük bir tüpü oldu diye sevinir mi? Ben bugün neredeyse uçacaktım sevinçten. Küçük tüpüm var benim. Yemek pişirebileceğim. Bilmiyorum nerede. Bilmiyorum ne zaman. Ama çok iyi biliyorum. Seninle. Sadece seninle. 10 diyorum çünkü bundan önceki 9 sayfayı yırttım. Başlamak ne zormuş. Yazdım karaladım, yazdım karaladım. Mektubunda bana ulaşamayacak mektuplar yazacağını söylemişsin. Acaba sahiden yazay mısın? Hayret ediyorum nefes. Ufacık şehirde nasıl olur da seni bulamam? Hayret ediyorum. Oysa şu koskoca dünyada bulmuştuk birbirimizi. Bugün güzel şeyler oldu. Umarım sana anlatmaya fırsatım olur. Ama çok iyi biliyorum, seninle, sadece seninle.
Buyur evlat. Selamünaleyküm abi. Uyandırmadım inşallah. Aleykümselam. Yok. Uykuyla pek aram yok. Zaten yaşlı insanlar az uyurlar. Dünyada daha fazla kalmak için. Çünkü bilirler ki... Vakit dar. Onu Allah bilir. Öyle tabii. Buyur. Estağfurullah. Ricam olur. Ben karımla oğlumu galiba buldum abi. Galiba ne demek? Öyle işte. Ya bunu anlatmanın pek bir yolu yok. His diyelim geçelim. İyi. Biz de gözün aydın diyelim geçelim o zaman. Eyvallah. Ben onları alacağım. Alacağım da... Pasaport işi hallolana kadar onları bir yerde saklamam lazım. Güvenli bir yerde. Anladım. Senin de dediğin gibi evlat. Aramızdaki hukuku bilen yok. İstersen buraya getirebilirsin. Kızımdır, torunumdur. İstersen bir otel. Çekmedi, duyamadım abi. Diyorum ki bir otel, bir ev. Nasıl istersen yani. Eyvallah. Nefeste Yiğit nerede? Hele bir onları alayım da ben seni ararım abi. Tamam. Hadi senden haber bekliyorum. Dur tahmin edeyim. Demin konuştuğun... Tahir'di. Değil mi? Yani? Bana karımı ve oğlumu getir demiştin. Demiştin. Sen de... Demin nefesle Yiğit'i buraya getir dedin. Bu kabul ettiğin anlamına mı geliyor? Olamam anladım. Öyle anladım. Öyle değil mi? Zorla güzellik olmaz. Belki de olur. Ha? Denemeden bilemeyiz. Yıllarca denedin. Olmadı. Öyle değil. Tamam. Benim de bazı ufak tefek hatalarım oldu, kabul. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Öyle. Ama onlar da iyi. Anneciğim. Nermin teyzeler nereye gitmişler? Bilmem, gelirler herhalde. İyileştin. Evet, turp gibiyim. Çorba iyi geldi. Hem de çok iyi geldi. Nereye du o kardeşin olacak son delu? Vallahi bilmiyorum abi. Dün gece gelmedi. Hatta Cemil abinin haberi yok. Olsun abi, bu kapıya nasıl dayanacak? Ha, ne güzel dedin işte. Nereye Mustafa? Ama nereye gideceğim? İşe gidiyoruz ya. Ha, bu dünyada senden daha rahat adam zor bulunur. Bir kardeşin kanun kaçar Rusya'da. Bir kardeşin evli bir kadına musallat oldu öbürü gibi. Boşanmışlar ana. Boşanmışlar. Öyle mi işim rahat? Hemen düğünü kurarız. Ama bunu Cemil duyunca ne yapar? Hasan onu de bak. Oy anam oy. Ne bileyim ben? Sen bilme. Sen hiçbir şey bilme zaten. Hiçbir şey bilme. Hadi. Mustafa nereye? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana yardım et ya. Ula kadın nereye gideceğim ya? Kumluğa gidiyorum işime. Bak bak bak, ananı göreyim misin? Nasıl koşar? Elini mi kapacak? Anam frem. Kaçın bu adam.
Bitti gitti ha? Ha, öyle oldu baba. Geçmiş gitmiş olsun bakalım. Kızlarım artık dizimin dibine ya. Bağ kara değilim yok. Allah gecinden versin baba. Sözümüz söz değil mi kızım? O defter kapandı. Vedat, kapandı tabii baba. Vedat'ı demiyorum. Murat'ı diyorum. Hı hı. Güzel. Hadi hayırlısı. Ben de öyle dedim. Hayırlısı. Ercan. Kalkma, bir hareket kesici daha getir kızım. Hayırlı işler. Sağ ol. İlk günden böyle olsun istemezdim. Kusura bakmayın. Çorba için teşekkür ederim. Yiğit. Al sen şu bezi. Dışarıdaki masaları bir güzel sil sen. Tamam. Gel anneciğim, çıkaralım bunları. Al bakalım çantanda. Kızım, oturalım şöyle. Yok, oturmayayım. Biz gidelim. Hakkınızı helal edin. Kızım, kocan geldi. Polis arıyor. Hapisten kaçmış. Karım çocuğum dedi. Bir şey demedim tabii. Oğlum. Aslanım. Kahramansın ha Murat. Sevdiğim kızı attın atının terkisine. Kaçırdın ha. Ne kadar da afilli bir adamsın oğlum sen. Abi dur da üstüne gitme. Ben sende karışma. Sonuç nedir oğlum? Ha? Sevdiğin kızı attın sırtına getirdin. Sonra anasıyla bacısı kendiler aldılar ha kızı, sende kaldın. Ne böyle? Ha Murat? Öyle mi oldu oğlum? Abi, bu iş öyleye de böyle olacak. Ben kafama koydum. Sağ olun. Şu kafayı niye koyarsan? Allah rızası için etme de artık. İkizum, çık sen de dışarı. Abisi polisten kaçacak. Yengesi yeğeni sokaklarda sabahlayacak, yatacak, kalkacak. Paşazade Murat Efendi sevdalık edecek ha. Aferin. Aferin. Bak abi, ben yanlış bir şey yapmadım, tamam mı? Tahir abim ne yaptıysa aynısını yaptım. Sen Tahir abim çok dişinisin değil mi? Söz konusu senin karınla çocuğun olduğu zaman ne yaptığını da gördük. Basaysın mermiyi, yalan mı? Ağzından çıkan kulağım duyayım lan! İşte bu benim ne kadar da haklı olduğumu gösterdi abi. Eyvallah. Annemle lacı istedim. Tamam Yiğit. Kızım, çocuğunu da al. Gidebildiğin kadar uzağa git. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kızım. Hadi.
Anneciğim. Bizim gitmemiz lazım. Çalışmayacak mıyız? Polis amcalara çayı ben götürseydim. Anneciğim bizim gitmemiz lazım. Nefesim. Baba! Aslanım! Nefes, haydi kızım, haydi daha, haydi acele et, haydi. Yok yok. Burada kuşu yem etmem ben bir oğlumu da. Birini elimden aldı bir bela, birini daha vermem. Vermem. Babam geldi. Ben sana söylemiştim anne. Babam bizi bulacak demiştim. Oh. İzlerini takip ettim. Aslan oğlum benim. Fes. Başka çarem yoktu. Ama her şey çok güzel olacak, hiç merak etme. Fikret abiyle konuştum. Pasaport işini o çözecek. O işte hallolana kadar sizi güvenli bir yerde saklayacağım. Sonra üçümüz beraber kaçacağız. Bir şey demeyecek misin Nefes? Biraz müsaade et ha. Bana onları getireceksen. Bana onları sen getireceksen. Söyle evlat. Ne yaptın? Buldum abi, buldum. İyi, gözün aydın. Sen bir yere ayarlayabildin mi? Neredesin? Bu Maçka yolundayım ama fazla dolanamam buralarda. Tamam. O tünel yolunu geç, sağa patika bir yol giriyor. Oradan girin. Bir 5 kilometre kadar ileride küçük bir ev göreceksin. Orada kalın. Ne ihtiyacınız varsa hepsini göndereceğim ben. Eyvallah abi. Eyvallah. Türkan! 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 Arıyorsun Cemil içeride sus. Ne susacağımışım. Olmaz böyle diyorum. Olmaz dedim. Duydun mu? Türkan ne öyle? Hayırdır Saniye Hanım buyurun. Ne var ne oldu? Ne olup bittiğini kızına sor. Bana değil. Konuş Nazar konuşsana. Söyle ona ki Vedat'tan sonra alsa alsa beni kim alır diyordum. O Murat aptalını buldum diye. Haydi söyle ona. Nazar ne diyeyim bu kadın? Baba. Başlatma biz... babasından. Bu kadın ne diyeyim? Sen bana söz vermedin mi? Ha? Ne değişine bu? Ne değişine bu? Olmaz. Olmaz diyorum. Cesedimi çiğnemeden bu iş olmaz. Ben bir oğlumu bir belaya kaptırdım. Başka kaptıracak oğlum yok benim. Anladın mı? Yazıklar olsun sana Saniye emin. Vallahi de billahi de yazıklar olsun. Ah sus sağ yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Haydi.
Ben nelere kadar bekle dedim diye. Bir markete uğra. Yiyecek bir şeyler al. Doldur işte. Anladın mı? Sonra da oraya götürürsün. Emri olur. Hadi bakayım. Geç sağ patika bir yol giri. Oradan girin. Bir 5 kilometre kadar ileride küçük bir ev göreceksin. Önce o gazoz kapağını buldum. Bulduğunu biliyorum. Annemle gittik baktık. Sonra da uçurtmanın kuyruğunu. Oh, akıllı oğlum benim. Yine birlikteyiz. Beraberiz ya. Ne kadar? 1 ay. 3 ay. 5 ay. Ne kadar? Nefes. Yiğit, anneciğim hadi sen dışarı çık. Pencereden ben sana bakıyorum hadi. Niye ben dışarı çıkıyormuşum ya? Yiğit lütfen. Haydi oğlum, haydi aslanım. Anneni duydun. Dışarıda oyna ama pencereden seni görebileceğimiz yerde ol, tamam mı? Haydi aslanım, haydi bakalım. Nefes. Ne demek bu? Sadece Vedat'tan değil. Şimdi polisten de kaçıyoruz, öyle mi? Başka çarem yoktu Nefes. Çaresizliğinin sebebi Vedat değil, benim. Anamın dedikleri senin kafana yer etmiş. Bunun böyle olmadığını bilirsin. Tamam. Diyelim Gürcistan'a gittik. Ya da Rusya'ya. Ya da dünyanın öbür ucuna gittik. Vedat'a da polise de izimizi kaybettireceğiz, öyle mi? Aynen öyle. Hayır. Bir daha burayı görmeyeceksin. Sevdiklerini, memleketini, denizini, aileni görmeyeceksin. Bir 3-5 gün gördüğün, benim elime doğmuş olan memelerini görmeyeceksin. Göremeyeceksin. Bak Yiğit'e, oğlumuza, babasına kavuştuğu için ne kadar mutlu. Nefes, zor zamanlardan geçeriz biliyorum. Ama geçecek, bitecek. Peki nasıl? Ya da izimizi kaybettiririz. Ya polis? Gideceğimiz yer her neresiyse.
bir hayat kuracağız. Kapımız her çaldığında yüreğimi soplayacak. Ya polisse, ya Türkiye'de işlediğiniz suçtan dolayı aranıyormuşsunuz derlerse. Ya seni alırlarsa, hiçbir şeyini bilmediğim o yabancı ülkede zorluklarını seninle katlanırken. Ya seni benden alırlarsa, ya ben o zaman ne yapacağım? Ya beni geçtim, Yiğit sensiz ne yapacak? Her sana daha önce de söyledim. Başkalarının mutsuzluğu üstüne mutlu bir yuva kuramayız dedim. Ailenin mutsuzluğu üzerine kuramayız. Hayır. Sen aile özleminin ne olduğunu hiç bilmiyorsun. Aile özlemini çekmemişsin ki. Gözünü açtığın an anneni, abini, sonra kardeşlerini, sonra yengeni, Osman babayı, yeğenlerini, sevdiklerini, dostlarını görmüşsün. Onlar hep seninleymiş. Ben Yiğit'le birlikte evden neden kaçtım? Saniye Hanım'ın söyledikleri için mi? Üstelik o kadar insan beni bağrına basmışken onlara zarar gelmesin diye kaçtım ben. Nefes bak. Bir insanın hayatta iki ailesi olur. Biri içine doğduğum, bir tanesi kendi kurdu. Biz kendimize bir aile kurmak için kaçarız Nefes. Sana daha önce söylemiştim. Gün gelir, gitmem gerekirse ağlaya ağlaya olsa da giderim dedim. Gittim de. Benim de peşinden geleceğimi biliyor olman lazımdı. Hiç unutmadım. Kaçtığını söylediklerinde şaşırmadım. Bilanım Vedat izimizi kaybettirmekti. O bizim peşimize düşecek. Herkes de ondan kurtulacaktı. Biz hem kaçacak hem de seni bekleyecektik. Ne kadar sürerse sürsün. Ne kaçmaktan ne de beklemekten yorulurdum. Yorulmam da. Nefes, her şeyi ayarladım. En fazla iki gün saklanacağız burada sonra. Hayır, sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum, anlıyorum da seni. Ama hiçbir şey korktuğun gibi olmayacak. Artık çok geç. Ne demek çok geç? Ali senin burada olduğunu biliyor. Birazdan buraya senin için gelecek. Seni tutuklamak için. Yenge. Yarın sabah sana takip programı olan bir telefon getireceğim. Tahir seninle irtibata geçerse ben de seni takip edeceğim. Çok sevdiğim için. Seni herkesten, her şeyden çok sevdiğim için. Özür dilerim. Thank you.
senin huzurlu geçireceğim bir günü. Bir gün seni benden alırlar mı diye korkarak geçireceğim 40 yıla tercih ederim. Bir yolu olmalı. Bunun bir yolu olmalı.